Merhaba sevgili çocuklar. Bugün matematik dersinde sizlerle kısa yoldan çarpma işlemi ve çarpımını tahmin etme konusunu işleyeceğiz. Doğal sayılarla çarpma işlemi yaparken işimizi kolaylaştıracak bazı yöntemler öğreneceğiz bugün. Onun katlarıyla kısa yoldan çarpma işlemi yapalım. Bir doğal sayıyı onun katı olan bir sayıyla çarparken birler basamağındaki sıfır yok sayılır, çarpma işlemi yapılır. İşlemi tamamlamak için çarpım sonucunun sağ tarafına bir tane sıfır eklenir. Şimdi uygulayalım. Bir sinema salonunda bir filmi 325 kişi izlemiştir. Sinema biletleri 10 lira olduğuna göre bu filmden ne kadar para kazanılmıştır bulalım. 325 çarpı 10. 1 ile 10'u çarparsak 325, 0'ı ekleriz. 3250 kişi olduğunu görürüz çocuklar. Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapalım. 124 çarpı 20. 124 ile 2'yi çarpalım. 248, 0'ı ekleyelim. 2480 eder çocuklar. 563 çarpı 30. 3 ile 563'ü çarpalım. 1689, 0 ekleyelim. 16890. 342 çarpı 40. 4 ile 342 çarpalım. 1368, 0 ekleyelim. 13680 eder çocuklar. Yüzün katlarıyla kısa yoldan çarpma işlemi yapalım şimdi de. Bir doğal sayıyı yüzün katı olan bir sayıyla çarparken onlar ve birler basamağındaki sıfırlar yok sayılır. Çarpma işlemi yapılır. İkinci aşama. İşlemi tamamlamak için çarpım sonucunun sağ tarafına iki tane sıfır eklenir. Şimdi uygulayalım. Her biri 600 gram ağırlığında olan zeytin kutularının 100 tanesinin kütlesini birlikte bulalım çocuklar. Her biri 600 gram ve 100 tane. 1 ile 600'ü çarptık, 600 sıfırları ekledik, 60.000 gramdır. Şimdi de kısa yoldan çarpma ile ilgili bir örnek daha yapalım. 22 çarpı 20. 2 ile 22'yi çarptık, 44 etti, 0 ekledik, 440 etti çocuklar. 1000'in katlarıyla kısa yoldan çarpma işlemi yapalım şimdi de. Bir doğal sayıyı 1000'in katı olan bir sayıyla çarparken yüzler, onlar ve birler basamağındaki sıfırlar yok sayılır. Birinci aşama. Çarpma işlemi yapılır. İkinci aşama. İşlemi tamamlamak için çarpım sonucunun sağ tarafına 3 tane sıfır eklenir. Şimdi uygulayalım. 15 dakikada 1000 adım atan Hakan'ın 1 saatte atacağı adım sayısını bulalım. Evet. 15 dakika 1 saatin içinde 4 tane olduğuna göre, yani diğer bir deyişle çeyrek saat, 4 ile 1'i çarparsak 1 ile 4'ü çarptık, 4 sıfırları ekledik, 4000 adım olduğunu gördük çocuklar. Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapalım. 50 ile 20'yi, 30'u ve 40'ı kısa yoldan yapalım çocuklar. Evet, 5 ile 2'yi çarptık, 10. Sıfırları ekledik, 1000 etti. 5 ile 3'ü çarptık, 15. Sıfırları ekledik, 1500 etti. 5 ile 4'ü çarptık, 20. Sıfırları ekledik, 2000 etti çocuklar. Diğer işlemleri görelim. Bu kez de 35 ile 200'ü, 400'ü ve 600'ü çarpacağız. 35 ile 2'yi çarparsak 70, sıfırları eklersek 7000. 4 ile 35'i çarparsak 140, sıfırları eklersek 14000. 6 ile 35'i çarparsak 210, sıfırları eklersek 21000 eder çocuklar. Şimdi diğer işlemleri görelim. Bu kez de 50, 500 ve 5000 ile 65'i çarpalım çocuklar. 5 ile 65'i çarptık, 325, 0 ekledik, 3250. 5 ile 65'i çarptık, yine 325, 2 tane 0 ekledik, 32500. 5 ile 65'i çarptık, 325, 3 tane 0 ekledik,
325 binetti çocuklar. 5 is ile kısa yoldan çarpma işlemi yapalım şimdi de. Bir doğal sayıyla kısa yoldan çarpmak için çocuklar 10 ile çarparız. Sonra çarpımı 2'ye böleriz. Uygulayalım. Kilosu 5 lira olan kividen 23 kilo alan bir büfe sahibi kiviler için kaç lira ödemiştir? Şimdi birlikte bulalım. Evet. 5'i 2 ile çarptık, 10 oldu zaten. 1 ile 23'ü çarptık, 23. 0'a ekledik, 230. Şimdi de 2'ye bölüyoruz, 230'u. 115 kilogram ettiğini gördük çocuklar. Başka bir yoldan yapalım. Değişik bir yol. Değişik yollardan uygulayabiliriz çocuklar. Bir sayıyı 5 ile kısa yoldan çarparken diğer çarpan sayıyı önce 2'ye böler, sonra 10 ile çarparız. Şimdi görelim. 12 çarpı 5. 12'yi 2'ye böldük. 6. 6 ile 10'u çarptık. 60 etti. Diğerini görelim. 16'yı 2'ye böldük. 8. 10 ile çarptık. 80 etti çocuklar. 40 ile 5'i çarptık. Şimdi 42'ye böldük. 20. 10 ile çarptık. 200. Şimdi 92 çarpı 5. Şimdi yine 92'yi 2'ye böldük. 46. 10 ile çarptık. 460 etti çocuklar. 50 ile kısa yoldan çarpma işlemi yaparken bir doğal sayıyı 50 ile kısa yoldan çarpmak için doğal sayı önce 100 ile çarpılır, sonra çarpım 2'ye bölünür. Şimdi örnek yapalım. 50 kilogramlık şeker çuvallarından bir haftada 37 tane satan toptancı kaç kilogram şeker satmıştır? Birlikte bulalım. 50 çarpı 37. Bu tabii ki 50'yi 100 yaptık. 100 ile 37'yi çarptığımız zaman 3700 etti çocuklar. 3700'ü de 2'ye böldüğümüz zaman 1850 ettiğini gördük. Bir sayı bu kez yine 50 ile kısa yoldan çarpma daha değişik. Bir sayı 50 ile kısa yoldan çarparken diğer sayı çarpan sayı 2'ye böler, daha sonra 100 ile çarparız. Şimdi uygulamayı görelim. 12 çarpı 50. 12'yi 2'ye böldük, 6 etti. 100 ile çarptık, 600 etti çocuklar. 93, bakın 93'ü 2'ye bölemeyiz değil mi? Bundan dolayı önceki yöntemi kullanacağız. 93 ile 100'ü çarptık, 9300. 2'ye böldük, 4650 etti çocuklar. 32 çarpı 50. Bu kez 32'yi 2'ye böldük, 16 etti. 16 ile de 100'ü çarptık, 1600 etti çocuklar. Bu kez de 45 çarpı 50, bu kez 45'i de bölemeyiz değil mi? Önceki işlem uygulayacağız. 45 ile 100'ü çarpıp 2'ye böleceğiz. 45 ile 100'ü çarptık, 4500. 2'ye böldük, 2250 etti çocuklar. 25 ile kısa yoldan çarpma işlemi yapalım çocuklar. Bir doğal sayıyı 25 ile kısa yoldan çarpmak için doğal sayı önce 100 ile çarpılır, sonra çarpım 4'e bölünür. Uygulayalım. Porsiyonu 25 lira olan kebaptan bir günde 54 porsiyon satan kebapçının kaç lira kazandığını bulalım çocuklar. Evet, 25'i 4 ile çarptık, 100 oldu. 100 çarpı 54, 5400 oldu. 5400'de çocuklar 4'e böldük, 1350 etti. Bir sayı 25 ile kısa yoldan çarparken önce diğer çarpan sayıyı 4'e böler, sonra 100 ile çarparız. Şimdi uygulayalım çocuklar. 12'yi 4'e böldük, 3 etti. 100 ile çarptık, 300 etti çocuklar. 18 ile 25'i çarpıyoruz bu kez. 18'de biz 4'e bölemeyeceğimize göre çocuklar,
önceki işleme göre uygulayalım. 18 ile 100'ü çarptık. 1800 etti. Şimdi 4'e bölebiliriz. 450 çocuklar. 1800 bölü 4, 450 etti. Şimdi 44'ü 4'e bölebiliriz. Bölelim. 11 kez var. Şimdi de 11 ile 100'ü çarptık. 1100 etti. 84'ü de çocuklar 4'e bölebiliriz. 21. 21 ile de 100'ü çarparsak 2100 edeceğini görürüz. Zihinden çarpma işlemi bölümüne geldik. Önce 10 ile zihinden çarpma yapalım çocuklar. Bir doğal sayıyı zihinden 10 ile çarparken doğal sayının sağ tarafına bir tane sıfır ekleriz. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. Zaten yukarıdaki kolay çarpmaya da çok benziyor. Bir kırtasiyeci bir haftada 143 deste kalem satmıştır. Bu kırtasiyecinin sattığı kalem sayısını zihinden bulalım. Bir deste biliyorsunuz 10 tanedir. Sağ tarafına hemen sıfır ekledik. 1430 etti. 100 ile zihinden çarpma. 10 ile zihinden çarpmaya çok benziyor çocuklar. Bu kez de 2 sıfır ekliyoruz. Örneği görelim. Bir kuyumcunun kasasında 361 adet 100 TL'lik banknot bulunmaktadır. Bu kuyumcunun kasasındaki para miktarını zihinden bulalım. Evet, 100 çarpı 361. 361'i yazdık. 2 tane sıfırı da yanına ekledik. 36.100 lira eder çocuklar. 1000 ile zihinden çarpma. Bu kez de çarpımın yan tarafını hemen sıfır ekliyoruz. 3 tane sıfır ekliyoruz. Bir öğretmen bayram hazırlıkları için içerisinde 1000 adet toplu iğne bulunan kutulardan 7 kutu almıştır. Öğretmenin kaç tane toplu iğne aldığını bulalım çocuklar. 7 tane kutu var. 7 tane 1000 olduğuna göre 7'nin yanına 3 tane sıfır ekledik. 7000 etti çocuklar. Aşağıdaki işlemlerde hangisinin sonucu farklıdır diye bir sorumuz var. A şıkkından itibaren çocuklar direkt uygulamamız gerekiyor. 40'la şıklardan gitmemiz gerekiyor diğer bir deyişle. 40'la 10'u çarptık. 400. 16 ile 25'i çarptık. 400. Demek ki A şık, A seçeneği ve B seçeneği değil. 32 ile 50'yi çarptık. 1600. Evet bu 80 ile de 5'i çarptık, o da 400. Bu durumda C seçeneğidir çocuklar, farklı olan. Çarpı 50 eşittir 2000 işleminde soru işareti yerine kaç yazılmalıdır diye bir sorumuz var. Çocuklar iki tane çarpanın çarpımı diğer çarpana bölündüğü zaman diğer çarpanı biz bulabiliriz. 2000'i 50'ye böleceğiz bu durumda. O da eşittir 40 eder çocuklar. Günde 15 kez elini yıkayan Ezgi 50 günde kaç kez elini yıkamış olur çocuklar? Bu günlerde çok özen göstermemiz gerekiyor temizliğe, hijyene, değil mi? Evet, günde 15 kez yıkıyorsa, evet 50 günde 15 çarpı 100, 1500. 2'ye de böldük. 750 kez elini yıkamış oluyor çocuklar. Çarpma işleminin sonucunu tahmin etme çocuklar. Bu konuya geldik. Çarpma işleminin sonucu tahmin edilirken iki basamaklı çarpanı en yakın olmaya yuvarlarız. Bir basamaklı çarpanla da çarpımı hesaplarız. Evet, hemen örneği görelim. Bir spor kulübü tanesi 47 lira olan basketbol toplarından 9 tane almak istiyor. Basketbol toplarının toplam fiyatını tahmin edelim. 47 ile 9'u çarptığımız zaman 423 eder çocuklar. Bu durumda 47'yi 50'ye yuvarlarız. 9'la çarptığımız zaman 450 eder çocuklar. Tahminimiz 450, gerçek sonuç 423. 450'den de 423'ü çıkardığımız zaman tahminimiz işlemimizin sonucundan 27 fazla olduğunu görürüz çocuklar. Şimdi de tahminle ilgili alıştırma yapalım. Tahmini sonuçla ilgili.
83 ile 7'yi çarptık. 581 etti. 83'ü 80'e yuvarlarız çocuklar. 7 ile 80'i çarptığım zaman 560 etti. 581'den de 560'ı çıkardığımız zaman 21 yaklaşık sonuç olduğunu görürüz. Burada da 96 ile 8'i çarparsak 768. 96'yı 100'e yuvarlarız. 8 ile de 100'ü çarparsak 800 eder. 800 daha büyük, tahminimiz daha büyük çocuklar. Tahmini sonuçtan da gerçek sonucu çıkarsak 32 yaklaşık sonuç olduğunu görürüz. 75 ile 6'yı çarparsak 450. Tahmin içinde 75'i 80'e yuvarlarız. 6 ile çarptığımız zaman 480. 480'den de 450 çıkarsak 30 yaklaşık sonuç olduğunu görürüz. Evet çocuklar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıkla kalın çocuklar.